Merhaba. Bugün neoklasik iktisadın sosyalist temelleri doğru bilinen yanlışlar üzerine konuşacağız. Şimdi genel olarak neoklasik iktisat denildiği zaman ortodoks iktisat, ana akım iktisadı akla gelir. Neoklasik iktisat denildiği zaman liberal iktisat akla gelir. Piyasa ekonomisi akla gelir. Kapitalizm akla gelir. Tabii esas fayda değer teorisi gelir. Marjinalizm akla gelir. Marjinal fayda analizi akla gelir. Şimdi tabii asıl yaklaşım fiyat mekanizması temelinde yaklaşmak, fiyat mekanizmasının ne kadar üstün olduğunu göstermek, kaynakların fiyat mekanizması piyasa tarafından dağıtılması, kaynakların etkin olarak dağıtılması öne çıkıyor. İşte buna özgürlük sorununda diyoruz. Şimdi acaba bu yaklaşım ne kadar doğru? Ben bu konuda çok çeşitli yazılar yazdım, çok çeşitli makaleler yazdım. En son İktisat ve Toplum dergisinin 2020 Ocak ayında, Ocak sayısında Neoklasik İktisadın Gizli Tarihi, Sosyalizm ve Neoklasik İktisad adlı bir makale yazdım. Bunun dışında yine makalelerim var. Burada neoklasik iktisadın sosyalist temellerini göstermeye çalıştım. Bu sohbetimizde biraz daha derinleştireceğiz ama daha daraltarak derinleştireceğiz. Acaba neoklasik iktisatta etkinlik sorunu öne çıkartırken eşitlik, adalet, hakkaniyet sorunları göz ardı mı edildi? Yani hemen hemen bütün yaklaşımlarda bu öne çıkıyor. Değerlendirmelerde bu öne çıkıyor. Ben bunun çok büyük hata olduğunu düşünüyorum. Neoklasik iktisadın ortaya çıkış temellerine baktığımız zaman bu yaklaşımın tam doğruyu yansıtmadığını ifade ediyorum. Evet, neoklasik iktisadı metodolojik olarak eleştirebiliriz ki ben eleştirileri Türkiye'de ilk başlatan akademisyenlerden bir tanesiyim. Bilimcilikle eleştirebiliriz. Denge analiziyle eleştirebiliriz. Fizik bilimine, özellikle klasik fiziğe ve termodinamiğe fazla öykünmesiyle eleştirebiliriz. Denge yaklaşımıyla eleştirebiliriz. İndirgemecilik, temsil ajan, yani birimlerin, iktisadi ajanların atomistik hareket ettikleri varsayımıyla temsil ajan varsayımıyla eleştirebiliriz. Fazla soyut ve matematiksel olması ile eleştirebiliriz. Zaman ve mekandan bağımsız olmasıyla eleştirebiliriz. Kurumsal faktörleri dikkate almaması ile eleştirebiliriz. Ve bu devam edebilir. Bu tabii bir metodolojik bir eleştiri. Ama bütün bunların olması burada neoklasik iktisatta eşitlik, adalet sorunlarının göz ardı edildiği anlamına gelir mi? Şimdi neoklasik iktisadın üstadları, kurucuları diye bir sorgulama yaptığımız zaman, özellikle Google'da sorgulama yaptığımız zaman
sosyalist neoklasik iktisatçılar diye. Mesela Leon Varlas akla geliyor. Marshall, Alfred Marshall. Şimdi bunlar neoklasik iktisadın kurucuları. Dolayısıyla Leon Varlas da Marshall da eğer Google sorgulaması doğruysa ki doğru. Bunlar sosyalistlerse, sosyalist düşünceyi sahiplerse sadece fiyat mekanizmasının öne çıktığı bir model, eşitliğin, adalet sorunlarının, gelir dağılımı, hakkaniyet sorunlarının göz ardı edildiği bir iktisat yapabilirler mi? Acaba. Şimdi burada aslında modern iktisadın kurucusundan da başlayabiliriz. Yani Adam Smith'ten de başlayabiliriz. Şimdi Adam Smith bazı kitaplarda, çoğu kitapta yazar. İşte Adam Smith bencillik, egoistlik temel alarak iktisat yaptı. Tabii bugün Adam Smith hiçbir zaman öyle bir kavramı kullanmadı aslında. Kendi çıkarını gözetmen anlamında kavram kullandı ama şimdi Adam Smith'i bir bakalım. Çok kısa. 1759'da aslında iki kitabı var temel olarak. 1759'da yazdığı Ahlaki Duygular Kuramı ve 1776'daki bildiğiniz Ulusların Zenginliği. Ahlaki Duygular Kuramı. Türkçesi. Tavsiye ederim. Çok önemli bir kitap. Burada ne diyor? Simit. Ahlaki Duygular Kuramı'nda başkalarının acılarına empati duyabiliriz. Diğerlerinin acılarını görünce acı hissederiz. Başkalarının acılarını azaltmak için harekete geçerek kendi acımızı azaltabiliriz. Dolayısıyla insanlar kendi çıkarı peşinde koşarken başkalarına karşı da cömerttirler. Yani onların acılarını azaltmak için çaba gösterirler. Bazen tutkularımız kötü şeyler yapmamıza neden olur. İçgüdülerimizi engelleyemeyebiliriz. Bu kötü bir şey yaptığımızı görmemizi engeller. Ahlaki kurallar bu sorunu kısmen çözer. Bazen ahlaki kurallar yetmeyebilir. Bu durumda yasalar ve yasaların uygulanması gereklidir. Yasalar olmasa da toplum kaçınılmaz olarak kaosa sürüklenmez. Empati yani duygudaşlık, barış, iyi davranışımızı teşvik eder. Dolayısıyla böyle bir yaklaşıma sahip olan Adam Smith'te bahsedilen egoistlik durum olabilir mi? Efendim, şimdi Adam Smith'den Ulusların Zenginliği'nden bir parça alıntı. Sayfa 94'ten üyelerinin büyük bir kısmının yoksul ve perişan olduğu hiçbir toplum kesinlikle zengin ve mutlu olamaz. Daha ne desin? Şimdi bugün yorumlarda ki Adam Smith'in yani sosyalist olduğuna dair de görüşler vardır. Bunu belirtelim. Ama Adam Smith'in bugünkü yorumlarda klasik bir liberal olmadığı, daha çok sosyal piyasa ekonomisi ne benzer görüşleri olduğu konusunda, yani piyasa ve adaleti
bir arada kucaklayan ve devlete pozitif rol veren, yani klasik liberalizmden farklı olarak görüşü, yaklaşımı olduğu konusunda daha fazla bir fikir birliği var. Yani kitapların ötesinde bugün dergide, makalelerdeki Adam Smith'le kitaplardaki, ders kitaplarındaki Adam Smith oldukça farklı. Yani bugün son özellikle 10-15 yıldır yayınlanan makalelerde Adam Smith'in daha adaletçi, eşitsizliğe karşı, sosyal devlete benzer sosyal piyasa ekonomisi görüşlerinin olduğunu görebiliriz. Biraz evvel ulusların zenginliğinden de örnek verdik. Ki söylediğim gibi işte Rothbard diyor ki Adam Smith sosyalisttir. Yani Rothbard, libertarian düşüncenin en önde gelen düşünürlerinden idi. Avusturya okulunun libertarian kanadını temsil ediyor idi. Şimdi üstad böyle. Peki üstattan şeyde Varlas, Leon Varlas. Şimdi Leon Varlas dediğimiz zaman efendim genel denge analizinin kurucusu, neoklasik iktisadın kurucularından ve kaynakların fiyat mekanizması tarafından dağıtıldığı modelin söz konusu pür ekonomi, saf ekonomi. Şimdi ama Varlas dediğimiz zaman sadece pür ekonomi kitabıyla, burada görebiliriz kitabı, ele alırsak bir yanlış Varlas'ta buluruz. Yani Varlas pür iktisat, pür ekonomi kitabında, ki işte 1874'te yazdı, bir matematiksel fizik yapmak istemiştir. Rasyonel düşünce çerçevesinde matematiksel fizik yapmak istemiştir. Pür iktisadın, değişim ekonomisinin fiziğin yasalarına benzediğini, evrensel olduğunu, rasyonel aklın buna gerektirdiğini söyledi. Ama ki bu 19. yüzyılın bilim insanlarının çoğunda benzer bir yaklaşım var. Tabii fizik gibi olmak, fizik bilimi gibi olmak ve iktisadın fizik gibi yasaları olduğu düşüncesi. Ama bir Varlas'ın bir başka yönü var. Varlas 1870 yılında Lozan Üniversitesi'ne başvurduğu zaman bir yıl kadroya alınmadı. Güvenlik soruşturması çok uzadı. Çünkü Varlas'ın sosyalist olduğu biliniyordu. Dolayısıyla Varlas denemeye aldılar. Yani ve Varlas 1905 yılında Nobel Komitesi'ne, Nobel Barış Komitesi'ne başvurarak dedi ki bana Nobel Barış Ödülü vermeniz lazım. Çünkü ben eşitliğin, adaletin ve özgürlüğün sağlandığı bir ekonomi geliştirdim. Şimdi Varlas'ın bir başka kitabı var. Sosyal ekonomi. Moral ekonomisi. Çok fazla söz edilmeyen ve İngilizce'ye de kısmen yeni tercüme edilmiş bir kitap. Sosyal ekonomi. Bu aslında kitap değil, yazdığı makaleler. Sosyal ekonomi alanında, ahlak iktisadı alanında yazdığı makaleler. Ve burada bir başka Varlas'la karşı karşıyayız. Şimdi eşitlik sorunlarının
adalet sorunlarının dikkate alındığı, mülkiyet sorunlarının dikkate alındığı, nasıl adaletli bir toplum, eşitlikçi bir toplum gerçekleştirilebilir? Kitabının ilk chapter'ı, ilk başlığının ismi, başlığı Sosyalizm ve Liberalizm. Dolayısıyla bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Ve sonra yine üçüncü bir kitabı Uygulamalı İktisat. Uygulamalı İktisat. Burada görebiliriz. Bu sosyal ekonomideki hedeflerinin, yani eşitlikçi, adaletçi bir toplumun nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine kafa yoruyor. Nasıl gerçekleştirebilir? Yani ekonomide efendim orada tabii para ile ilgili falan kısımlar da var ama işte ekonomide istikrarlı bir ekonomide nasıl adaletin eşitliğin sağlandığı bir ekonomi efendim pür iktisattan yani iktisadın evrensel yasalarından sistemlerden bağımsız, değerlerden bağımsız ilkelerinden hareketle gerçekleştirilebilir. Yani kalkış noktası sosyal ekonomi. Pür iktisadı arkasında sosyal ekonomi düşüncesiyle geliştiriyor. Sosyal ekonomide öne çıkan noktalardan bir tanesi Varlas özel mülkiyete karşı. Dolayısıyla Varlas'ın dünyasında özel mülkiyet yok. Yani mülkiyet devlete ait. Mülkiyetin devlete ait olduğu bir toplumda zaten eşitsiz yani Varlas açısından eşitsizlik olması mümkün değil. Toprak devlete ait. Toprak kiralanabilir. Devlet vergi de toplamaz. Toprak kirasıyla getirisini sağlar. Yani vergi gelirlerini karşılık toprak kirasıyla kamu harcamalarını finanse eder. Böyle bir model geliştirdi Varlas. Varlas'ın modelini Pareto aldı, daha somutlaştırdı. Efendim, Üretim Bakanlığı çerçevesinde işte bir Varlas'ın müzayedecisinin auctioner'ın yerine geçecek bir yapı model geliştirdi. Daha sonra literatürde bu özellikle Oscar Lange tarafından Merkezi Planlama Kurulu modeliyle geliştirilmiştir. Biz tabii onlara girmeyeceğiz. Yani o ayrıntılara girmeyeceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Varlas'ın modeli bir piyasanın çalıştığı ama bu piyasa aslında gerçekte olan da bir piyasa değildir şeyde. Yani bir varmış gibi bir piyasa. Varmış gibi bir piyasa ve hiçbir zaman tekellere izin verilmeyen bir piyasa. Varlas'ta tekeller olduğu zaman tekellerin işte doğal tekeller falan tabii o kavramlar orada yok. Onlar moral tekeller falan gibi kavramlar kullanıyor Varlas. Bunlar kamu tarafından yerine getirilir. Dolayısıyla Varlas'ı sosyal ekonomi ve applied ekonomi sanat kavramlarını dışlayarak ele aldığımız zaman tabii çok farklı, çok yanlış, çok hatalı bir Varlas yorumu yapmış oluruz. Ve 1911 yılında veda konuşmasında diyor ki 1870'te hangi noktadaysam yani Lozan Üniversitesi'nde göreve başladığı zaman hangi düşüncede idiysem bugün de aynı düşüncedeyim. Bunun modelini iktisata da yapmaya çalıştım. Yani
adaletin, eşitliğin sağlanmasının amaçlandığı bir piyasa kaynakların piyasa mekanizmasında tarafından dağıtıldığı, dediğim gibi bu piyasa gerçekte olan bir piyasada değildir. Bir model piyasadır aslında. bir iktisat yapmıştır Varlas. Bu önemli. Dolayısıyla ama literatürde yazılanlar, çizilenler özellikle bu pür iktisattaki modeliyle biz Varlas'ı biliyoruz. Diğerlerini bilmiyoruz. Bilmiyoruz derken tabii ki benim örneğin 3 tane makalem var doğrudan Varlas'la ilgili ve ilk makalemi de zannediyorum 1989 yılında yazdım Varlas'la ilgili ilk makalemi. Yani dolayısıyla 1989'da yazmışım ve bu makalem İktisatlı Yöntem kitabında yer almıştır. 1989 yılında efendim yine işte 89'daki makalemin ismi Leon Varlas ve Bilimsel Sosyalizm Anlayışı. Ve 2011 yılında yazdım. Leon Varlas'ın İktisadi Düşüncesi ve Yansımalar, Fransa'nın Karl Marx'ı mı, kapitalizmin savunucusu mu? Ve 2019 yılında yazdım. Moral İktisadı ve Leon Varlas. Yani bu literatür, bilinen bir literatür. Google'da Leon Varlas, sosyalizm falan dediğiniz zaman yüzlerce kaynak ortaya çıkar. Ve Varlas her zaman eşitlikçi, adaletçi bir toplum arayışında olmuştur. Şimdi bir başka daha ayrıntıya inmek isteyen arkadaşlarımızı bu makalelerimi, 3 makaleyi ve de tabii iktisat toplumdaki yazımızı öneriyorum. Müjde yani bu konuyu içeren bir kitabımız da çok yakında umarım çıkacak. Umarım değil yani çıkacak. Şimdi ikinci üstadımız Alfred Marshall. Yani bugün lisansüstü düzeyinde tabii genel denge kuramı ve hakim ve lisansta özellikle pedagojik kaygılarda da Marshall'ın mikro kısmi denge analizi. Marshall deyince. Değil mi? Bu akla geliyor. Şimdi ve orada mikro iktisadın son chapter'larına kadar, son bölümlerine kadar eşitlik, adalet sorunları yok gibi. Aslında öyle mi? Yani Marshall bir Fabian veyahut da Türkçe şeyiyle daha çok Fabian diye Fabian diye Fabian sosyalist düşüncesine yakın iktisatçıydı. Yani demokratik sosyalizm, yani demokrasi yoluyla, seçim yoluyla iktidara gelmek. Seçim yoluyla iktidara gelmek ve sosyalizmi hayata geçirme taraftarıydı. Varlas'ın arkadaşı diyelim, Pigo da öyleydi. Yani neoklasik iktisadın temel iktisatçılarından Pigo da Fabian düşüncesine sahipti. Şimdi, dolayısıyla yani neoklasik iktisat dediğimiz zaman, Cambridge iktisadı dediğimiz zaman Marshall Pigo akla gelir. İkisi de sosyalist düşünceye sahipti ve problem çözmeye yakın iktisatçılardı. Gerçekçi iktisat diyor Pigo buna. Şimdi dolayısıyla Pigo'nun
bir yaklaşımını, örneğin Keynes'teki efendim likidite tuzağı koşulları altında ekonomide modelde efendim onu karşı tez getirildiği zaman yani efendim bir başka değerlendirme söz konusu. Ama bu bir bilim insanının yaptığı çalışmalar. Yani Pigou olsun, tabii Marshall daha da şey. Bunlar ve Marshall zaten Keynes 1924 yılında Marshall öldüğü zaman arkasından makale yayınlıyor. Yani diyor ki Marshall sosyalisti. Milci anlamda sosyalisti. Yani bölüşümcü adaleti savunuyordu. Yani gelir dağılımındaki adaleti savunuyordu. Özel mülkiyete karşı değildi. Milci anlamda, John Stuart Mill anlamında bölüşümcü adaleti savunuyor idi. Gelir dağılımında adaleti savunuyor idi. Artan oranlı vergiyi savunmuştur. Yani artan oranlı vergiyi savunmuştur. Vergiler vasıtasıyla gelir dağılımında adaletin sağlanması savunmuştur. Dolayısıyla Marshall, Pigou gibi neoklasik iktisadın kurucuları, üstadları da bunlar adalet eşitlik açısından iktisada yaklaşmışlardır. İktisat bilimine yaklaşmışlardır. Zaten özellikle ikisi de İktisadın bir sanat olduğu, sorunları çözme bilim olduğu yaklaşımına, dediğim gibi Pigou buna gerçekçi bilim diyor, çerçevesinde yaklaşmışlardır. Yani soyut modellere karşıdırlar ikisi de, onu söyleyeyim. Marshall'ın bir çok iyi matematik bilmesine rağmen matematiği iktisatta kullanmaması da biraz bununla ilgili aslında. Ve bir başka üstad, Wicksell, Knut Wicksell'den kısaca söz edeceğiz. Şimdi Wicksell de yani matematik mezunu, matematikçi, fizikçi, matematiği çok iyi bilen, fiziği çok iyi bilen ve bunu iktisatta uygulayan bir kişi. Yani bilgisini ve radikal iktisatçı diye bilinen. Radikal iktisatçı. Yani bu radikal iktisatçılığı ilk feminist iktisatçılardan olması. Neo-Malthusçu Malthusçu görüşlerine ve adalet eşitlik sorunları çerçevesinde Marx'a çok yakın bir görüşlere sahip olmasından kaynaklanıyor. Ama neoklasik iktisatçıdır. Emek değer teorisini şiddetle eleştirmiştir. Şeylerini okumak mümkün. Yani bunları tabii ayrıntıya inmek lazım. Şiddetle mesela tarımsal üretimde yani üretimi belirleyen, artığı belirleyenin doğa, hava koşulları olduğu falan şeklinde birçok söylemi vardır. Bunlar tartışmalı alanlar. Çok fazla girmeyelim ama fayda değer teorisinin ateşli bir savunucusudur. Marjinalizmin ateşli bir savunucusudur. Efendim, kadın hakları, işte doğum kontrolü falan gibi birçok yani ilk görüşlere sahip iktisatçılardan bir tanesidir. Ama tıpkı John Stuart Mill gibi, tıpkı biraz sonra göreceğimiz Keynes gibi Wicksell de aynı zamanda iktisadın bir değerler bilimi olduğunu, ahlak bilimi olduğunu ifade etmiştir. Ve bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Yani daha adil bir toplumu, daha eşitlikçi bir toplumu ve Wicksell
diğerlerine benzemez. Yani lafına sakınmayan bir kişiydi. Ve Wigzell 50 yaşından sonra profesör olmuştur. Yani Wigzell'e çok fazla engel çıkartılmıştır. Görüşlerinde sakınmadığı için 2 ay içeride kalmıştır. Yani hapiste kalmıştır. Yani böyle radikal bir iktisatçıdır. Ama neoklasik iktisatçıdır. Emek değer teorisine karşıdır. Ve bakın ve devrimci bir program geliştiriyor. Model geliştiriyor. Diyor ki modelinde öne çıkan noktalar şunlar. Tekel ve eksik rekabet. Yani tekele karşı, eksik rekabete karşı. Gelir ve servet eşitsizliği. Gelir ve servet eşitsizliği. Ekonomik fırsat eşitsizliği, ekonomik istikrarsızlık. Dolayısıyla bunların giderilmesi lazım. Tekel ve eksik rekabet, gelir ve servet eşitsizliği, ekonomik fırsat eşitsizliği, ekonomik istikrarsızlık. Nasıl gidereceğiz? Ve buna karşılık ilerleyici program önermiştir. Programında diyor ki, kamu sektörü genişletilmelidir. Sendikal hareketler desteklenmelidir. Ücretsiz eğitim olanakları genişletilmesi lazımdır. Ve vergi sistemi artan oranlı olmalıdır. Yani böyle az vergi toplansın falan da demiyor. Yani artan oranlı olsun. Kamu kesimi genişletilsin diyor. Ve şunu söyleyeyim. İktisadi modellerine de bunu koymuştur. İktisadi modellerine. Mesela çok şey bu ders kitabı Political Economy üzerine Lecture'lar kitabında şunu yazıyor. Wigzell. Yani pür neoklasik iktisat modelinde bunu yazıyor. Diyor ki kolektivist bir toplum hızlı sermaye birikimi için mevcut bireyci toplumdan çok daha iyi bir güvence sağlayabilir. Ortak çabalarla biriktirilen sermaye bütün bireylere ve toplumun bütününe gelecekte eşit fayda sağlayacaktır. Ve bazı işletmeler başarısız olduğunda başarılı olanlar buna karşılık daha fazla getiri sağlıyorlarsa fazla önemi olmayacaktır. Mevcut görüşe aykırı olmakla birlikte gelecek nesillerin refahına olan ilginin mevcut toplumdan daha az olmadığını varsayarak kolektivist toplumda kesinlikle tekrar altını çiziyorum kolektivist toplumda kesinlikle yeni sermaye ile üretim tamamen arz edilene ve ulusal dividend teknik olarak maksimuma ulaşıncaya kadar sermayenin artan birikimini bekleyebiliriz. Dolayısıyla gördüğümüz gibi kolektivist bir toplumdan bahsetti. İşte sosyalist toplumdan bahsediyor. Diyor ki sermaye birikimi için yani büyüme için mevcut bireyci toplumdan çok daha iyi bir güvence sağlayabilir. Wigzell'den bahsediyoruz. Tabii Wigzell dediğimiz zaman biz tabii doğal faiz oranı, piyasa faiz oranı falan gibi kavramlar, başka daha kavramlar kullanıyoruz. Tabii ki bunların hepsi doğru ama devrimci programa ve ilerleyici programa sahip olan ve aslında yaşadığı dönemde bu yönleriyle öne çıkan
Ve bunun için akademik olarak da engellenen, yani 50 yaşından sonra profesör olan efendim bir iktisatçıdan bahsediyoruz, Wigzell'den. Tabii bugün Kuzey Avrupa modeli dediğimiz zaman arkasında Wigzell'in bu düşünceleri vardır. Yani bu geçiştirilecek bir olay değildir. Yani arkasında Wigzell'in düşüncesi vardır. Ve Wigzell düşünceleriyle herkesi etkilemiştir. Yani Avusturya okulunu ve Keynes'i de çok yakından etkilemiştir. Avusturya okulunu doğal faiz oranı görüşleriyle, Keynes'i de bu yönüyle efendim çok etkilemiştir. Şimdi son olarak biraz da sürpriz yapmış olalım. John Maynard Keynes'ten bahsedeceğiz. Keynes'in sosyalistliğinden bahsedeceğim. Çok kısa. Keynes'in sosyalistliği konusuna ayrıntılı girmeyeceğim. Mart ayında bu konuda bir konuşma, sohbet yapacağız. Yani sadece Keynes'in bu yönüyle ilgili. Ama şu anda genel geçer bir şeyler söylemek isterim. Şimdi Keynes ile ilgili, Keynes'in işte liberal olduğu ve kapitalizmi 29 işte genel teori kitabıyla kurtarmaya çalıştığı, kurtardığı söylemi, hakim bir söylemdir. Çok da yanlış olmayan bir söylemdir tabii aynı zamanda. Ama bir Keynes'i bugün ele aldığımız zaman, yani 2021 yılında ele aldığımız zaman Keynes'le ilgili başka gerçekler ortaya çıkıyor. Bunlar bilinmiyor muydu? Biliniyordu aslında ama çok öne çıkmıyor idi. Şimdi Keynes 20 yaşından itibaren, yani 20 yaşından itibaren Fabian düşünce içinde olmuştur. Yani biraz evvel Marshall'dan bahsettim, Pigou'dan bahsettim. Onların Fabian sosyalist düşünceye sahip olduklarından ya da taraftar olduklarından bahsettim. Keynes'in onun da ötesindedir. Yani Fabian topluluğunun aktif üyesidir. 20 yaşından itibaren ve ölünceye kadar o düşünceye sahip olmuştur. Yani 1903-1904 yılında bu düşünceyi benimsemeye başlamış. 1904'ten itibaren bu düşünceyi şey yapmış, benimsemiş 20 yaşında ve ölünceye kadar bütün görüşlerini, yani demokratik sosyalizm diyelim, kendisi daha sonra bu kavramı liberal sosyalizm olarak kullanacaktır. Benimsemiş ve o Fabian topluluğunu aktif bir üyesi olmuş, üyesidir. Mesela 1912 yılında şöyle bir ifade var kendisi hakkında, 1912 kendisinde bulunduğu topluluk hakkında, Fabianlar hakkında şaşırtıcı derecede parlak bir grubun üyesi olarak tanımlanıyor. Ve buranın yani 1900 şeyde bu Cambridge Fabianlarının bir üyesi olarak kayıtlarda söz konusu. Kayıtlarda söz konusu. Ve özellikle burada Bernard Shaw 1925'te
Nobel Edebiyat Ödülü de almış bir edebiyatçıdan bahsediyoruz. İleri gelen Fabianlardan bir tanesidir. Onun düşünürlerinden bir tanesidir. Keynes çok etkilemiştir. Çok çok etkilemiştir. Ve Keynes yani böyle bir parlak zekalı bir arkadaşı olduğu için ne kadar mutlu olduğunu, tabii arkadaş derken büyüğü aslında, ve bütün kitaplarını 17 yıl boyunca, yani kitap yazarken bütün gelişmeleri de bilgi vermiştir Bernard Shaw'a. Yani bir sosyalistten bir başka sosyaliste bilgi vermek gibi. Ve bir noktayı belirteyim. Genel teoriyi yazmadan önce 1935 yılında Shaw'a aynı şekilde mektup yazmış. Efendim, çok etkileyici bir kitap yazdığının müjdesini vermiştir. Yani Shaw'la ilişkileri bu derece şeydir. Yani yüksektir. Ve şeyin birçok faaliyetlerinde, efendim, Amerika'ya gitmesi vesaire, yani toplantılarında şov vasıtasıyla Fabian topluluğu desteklemiştir şeyi. Dolayısıyla bunu belirtelim ve Türkçe Efil yayınlarından geçen ay çerçeve edilen Barış'ın Ekonomik Sonuçları kitabı 1919 işte ilk kitaplarından bu kitap bilindiği gibi Türkçe'ye çevrilen de 1900 galiba 21 olması lazım çevrilen bir kitaptır. Osmanlıca tabii Ankara hükümetinin yani meclis hükümetinin ilk çevirdiği ikinci kitaptır. Yani basılan matbaada işte yeni baskısı çıktı. Bu kitap çok önemli bir kitap. Çünkü şey anlamında önemli bir kitap. Keynes'in sosyalistliği anlamında önemli bir kitap. Bu ki kitap aslında Fabian topluluğunun görüşlerini ifade eden bir kitaptır. Yansıtan bir kitaptır. Yani yeni bir dünya var şeysinde, işte sömürgecilik, emperyalizm falan şeyinde. Dolayısıyla Fabian düşüncesi aynı zamanda, tekrar şeyde belirtelim, İşçi Partisi hükümetlerinin de, yani İşçi Partisi'ni çok etkileyen bir gruptur. Ve Fabian üyesi üyelerinden bir kısmı başbakan da olmuştur. Ve 1930'lu yıllarda Keynes işte o dönemde yani özellikle Fabian başbakanları döneminde İngiltere başbakanına, hükümete danışmanlık görevleri daha çok bu dönemlere tekabül eder. Barış'ın Ekonomik Sonuçları kitabının Fabian topluluğu için, cemiyeti için özel bir baskısı da yapılmıştır. Yani bu kadar bir yakın ilişkiden söz edebiliriz. Şimdi şöyle noktalamak istiyorum yavaş yavaş. Şimdi bilindiği gibi Keynes'te, özellikle genel teorideki Keynes'te amaç, tabii ekonomi eksik istihdam koşulları altında, efendim, çıktı, ona tekabül ediyor. Peki ne yapmak lazım? İstihdam arttırmak lazım. Tam istihdam hedefi. Amaç Keynes'te fiyat istikrarı değildir. Keynes'te amaç çıktı istikrarıdır. Tam istihdamdır. Tam istihdam hedefi, amacı bir sosyalist yaklaşımdır. Yani insanlar işsiz kalmasın.
Yani öncelik fiyat istikrarına değil, öncelik çıktı istikrarına. Yani sosyalist yaklaşım derken, yani Keynes'in düşüncesinden bunu şey yapıyorum. Yani Keynes'in değerler yaklaşımında. İnsanların adalet, eşitlik ve işi gücü olması ve bunun sağlanacak mekanizmanın kurulması. Bunun ayrıntısını YouTube kanalını izleyenler Mart ayında görecekler. Belki daha önce de olabilir ama şey olarak Mart ayında görecekler. Burada bunun mekanizmalarını, Keynes'in nasıl kurduğunu göstermeye çalışacağım. Dolayısıyla ama yani Keynes'in işte harcamaları arttıralım, talebi arttıralım, üretim arttıralım düşüncesinde yani bir de hedef de vardır. Amaç da vardır. Diğer yani sahip olduğu değerlerin etkisi önemlidir. Zaten kendisi hani iktisadın ahlak bilimi olduğunu da belirtir. Burada bunlara girmiyoruz. Ama o konuşmamızda ayrıntı olarak gireceğiz. Dolayısıyla ama şunu söyleyeyim. Çıktı hedefi tam istihdam amacındaki arkada yatan düşüncelerin önemli sadece ekonomiyi kurtarmak değil, onun demokratik sosyalist görüşlerinin bir yansımasıdır. Buna dair açık ifadelerde söz konusudur. Gördüğümüz gibi Adam Smith'i ele aldık, Wallace'ı ele aldık, Marshall'ı ele aldık, Wicks'i ele aldık ve Keynes'i ele aldık. Keynes de kısmen bu grubun içine dahil ediyorum. Tabii Keynes'in yani makro iktisadı, neokolesi iktisadı tabii eleştiridir. Onun üstü yeni bir yaklaşımdır ama Keynes'in kullandığı şey yani mikro iktisadına bir eleştirisi söz konusu değildir. Dolayısıyla yani neokolesi iktisadın birçok kavramı onun tarafından da kullanılıyor. Keynes'de efendim Ricardo'cu Marksizm kavramı vardır. Orada da emek teorisinde eleştirileri vardır. Yani bu grup içinde ele alınabilir. Ama bu çok önemli değil. Önemli olan şu. Wallace'da, Marshall'da, Wicksell'de ve de Keynes'te esas yaklaşım, kalkış noktası adaletin, fırsat eşitliğinin sağlanacağı bir toplum ekonomi yaklaşımı temeldir. Yani bunlar da efendim işte modellerde fiyat mekanizması falan öne çıkması bunu ikinci plana atmaz. Dolayısıyla yani ders kitaplarındaki Wallace, Marshall, Wicksell, Keynes'le yaşadığı dönemde gerçek Wallace, Wicksell, Marshall, Keynes ise bu yönleriyle öne çıkmış iktisatçılardır. Galiba biraz uzun konuştuk. Gelecek toplantıda görüşmek üzere.